Günaydın. BBM Finans Programı ile karşınızdayız. Ben Tarkan Kaleli. Ekonomist Erdal Özel birlikte paranın yönünün nereye gidebileceğini konuşuyoruz. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. İyiyim. Sağ olun. Sizler? Biz de iyiyiz. Hemen tablomuz gelsin. Haftaya nasıl başladık? Piyasalar şöyle bir nasıl fiyatladı? Hemen görelim. E, haftayı aslında 13.86 ile kapatmıştık değerli hocam. Ancak 14.28 gözüküyor. 14.75'e kadar yükseldi. Ee, görüldü. Euro tarafında da 15.66'dan 16.01'e yükseliş söz konusu. Parite tarafı 1.12.86 ve dolar endeksi 96.265. Aslında şöyle bir baktığımız zaman parite ve dolar endeksindeki hareketliliği e, çok göremiyoruz ancak dolardaki yükseliş evet. e, aslında Türk lirasının değer kaybı. Bunu da açıklamasını dinleyeceğim sizden. ABD 10 yıllıkları geriliyor. E, 1.489 olarak kayıtlarda şu an için ve 10 altın. 1785 dolardan işlem görüyor. Gram altın 800 bandını zaten geçmişti ki bugünlerde de yine rekor üzerine rekor kuruyor. 815 liradan işlem görüyor. Brent petrol toparlanma sürecinde diyebiliriz 76 dolardan işlem görürken sterlin ise 18.57 şu an gözüküyor. Bistü ise 2035 değerli hocam. Yine orada da rekorlar devam ediyor. Ancak Bitcoin tarafında bir hareketlilik göremiyoruz. Dinlenme süreci devam ediyor. Burada hemen dolar ve eurodan başlayalım. Bu hafta bizleri neler bekliyor sizden dinleyelim. Evet bu hafta öncelikle şunu söyleyelim. 2021'in bitimine artık sayılı anlar kaldı. Son iki haftasına girdik. Hem Türkiye için hem dünya için çok önemli iki hafta. Özellikle geçtiğimiz hafta veri yoğunluğumuz yoktu ama siyasi söylemlerin çok aktif olduğu bir dönem geçirdik. TL tarafı için özellikle Merkez Bankası müdahaleleri gündeme damga vurdu. Ama bu hafta daha farklı çünkü bu hafta faiz haftası diyebileceğimiz bir hafta. Dünya genelinde faiz kararlarını beklediğimiz bir dönem olacak. Ee, enflasyon verileri e, geldi, gelmeye devam ediyor A, ama çok büyük bir kesimde enflasyon verilerini tamamladık. Amerika'da tüketici fiyat endekslerini Cuma günü gördük, üretici fiyat endeksleri e, bir gün sonra açıklanıyor yani bugüne kaldı. E, baktığımız zaman maliyetlerin çok çok yükseldiği, tedarik sıkıntılarının e, gündemden düşmediği, e, pandemi sonrasındaki talep artışlarının da fiyatlara etkisiyle dünyayı boğan, bir enflasyon sürecine yazık ki bizde de aynı şekilde devam ediyor. Bu hafta bizi neler bekliyor? Bu hafta daha rakamsal veriler var. Tabii ki siyaseti hiçbir zaman dışında tutamıyoruz olayın. E, bu hafta genelde e, hizmet PMI'ları, sanayi PMI'ları e, yani beklentilerin içerikli olduğu ve faiz kararlarının yaklaşık 20 civarında ülkeden gelecek. Bunun içinde e, rezerv para sahibi olan Amerika Birleşik Devletleri e, Japonya, İngiltere Euro bölgesi bunun dışında gelişmekte olan ülkeler de dahil olacak bunlar. Rusya gibi önemli veriler içerecek bunlar. Baktığımız zaman dünya genelinde muhtemelen kuvvetli ihtimal izlenimler faizlerin gelişmiş ülkelerde pas geçirmeye devam edeceği, gelişmekte olan ülkelerde de faiz artışının devam edeceği yönünde Türkiye burada farklı ayrışıyor. Faiz indirimi beklentisi şeklinde piyasada olumlu devam eden bir süreç var. Ee, herkesin merak ettiği konu aslında sabah e, bu ne oldu? saatlerde ne oldu da dolar yukarı doğru gitti. Geçtiğimiz haftaya ben özellikle dikkat çektim az önce Merkez Bankası'nın müdahaleleri diye altını çizdim. Şöyle bir değişikliğimiz var. Aslında 2014'ten beri ilk kez doğrudan müdahale gerçekleşti geçtiğimiz hafta ve bu üç kere gerçekleşti. Aralık ayı içerisinde Merkez Bankası'nın doğrudan satım yöntemiyle piyasalara, dolardaki dalgalanmalara müdahale edecek satışları gerçekleşti. Ancak hafta sonunda yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati'nin iş adamları ile yaptığı bir toplantı var. Bu toplantı içerik olarak bu toplantının... Bit akabinde e, basına yansıyan kısımda şöyle bir cümle var: e, "Serbest piyasaya müdahale etmemiz e, söz konusu değil" diye bir açıklama yaptı. E, kuvvetli ihtimal dolardaki e, bu 14 e, buçuklara kadar çıkıp şu an 14 20, 14 19 seviyelerine kadar gelmiş dalgalanma süreci e, kuvvetli ihtimalle. ...piyasaların artık Merkez Bankası müdahale etmeyecek öngörüsünden kaynaklandı diye düşünüyorum. Tabii bu TL'de ciddi bir değer kaybıyla sonuçlandı. Bu Euro'da da kendisini gösterdi. Az önce sizin de dikkat çektiğiniz gibi aslında dünya piyasaları... ...Amerika'ya ağırlıklı olarak onun dışında rezerv para sahibi olan ülkelere kilitlendi. Orada bir hareket görmüyoruz. Gördüğünüz gibi endeks aynı yerinde neredeyse duruyor. Paritede herhangi bir değişiklik yok. 10 yıllık tahvillerle alakalı da aslında ciddi derecede piyasaları etkileyecek bir hareket yok. Ons altın ve sizin de belirttiğiniz gibi Bitcoin'de dinlenme süreci devam ediyor. Brent petrolle alakalı arz talepten değil, vadeli işlemler piyasalarından kaynaklı alım satım işlemleri alakalı küçük dalgalanmalar yine görmeye devam ediyoruz. Ancak TL burada yine dünyadaki diğer ülkelerden farklı ayrışmaya devam ediyor. Baktığımız zaman TL'deki değer kaybının gözlemlediğimiz kısmı burada kendisini gösterdi. Siz ne tahmin ediyorsunuz? yani Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarıyla mı böyle bir dalgalanmaya yaşandı? Müdahale gelmeyecek düşüncesiyle mi oldu? Yoksa başka bir e, öngörünüz var mı? Tabii e, piyasaları birazcık e, frenleten e, Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun da artık hareket alanımız kalmadı diyerek faiz indirimi olmayacak mı beklentisini piyasaya vermesi? Bunun paralelinde Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla da birleştiği zaman bir kafa karışıklığı çıktı ortaya. Piyasa bu noktada beklemeye başlamıştı. E, hatırlayacağınız üzere zaten Cuma günü 13.95'lere kadar çıktı dolar. Evet. 14'ü çok zorladı. Ama o anda Merkez Bankası'nın yaklaşık 500 milyon dolarlık bir müdahalesi daha geldi. Ve 13.74'lere kadar geldi. Bence Merkez Bankası müdahale etmekten vazgeçti. Çünkü etkili olmadığını onlar da gördü. Yani bu şekilde e, müdahale... E, Dakikalık etkiler yapıyor. Yani 1-2 günlük etki bile görmedik. Yaklaşık 5-10 dakikalık süre içerisinde. Aslında Merkez Bankası müdahaleyi neden yapıyor? Volatil hareketleri engellemek için yapıyor. Ama daha fazla volatil hareketlere sebep oldu bu müdahaleler. Kuvvetli ihtimal geri adım atma sebepleri bundan kaynaklandı. Ve faiz kararlarının olduğu hafta diye cümlemize başladık. Evet. Bu hafta biraz daha netleşecek. Aslında çok kritik hocam. Yani müdahalelerden vazgeçilmesi. Çünkü... Çok denedi piyasa. Yani dediğiniz gibi 13.95'e kadar geldi. Bu defalarca yaşandı. Piyasa sü sürekli Merkez Bankası'nın o kritik noktasını denedi ve bugün 14'ün üzerine attı kendisini. Zaten atmıştı ama müdahaleyle geri çekilmişti. Bu sefer hayli bir yükseliş yaşandı. Bundan sonra ne olacak? Yani 14.50'ye kadar çıkan bir dolar kuru ve bu kadar hızlı artış yaşanıyorsa önümüzdeki günlerde daha da bir hızlı artış bekliyor musunuz? Ee... Piyasalarda aslında resmi bir açıklama olmamasına rağmen bu hareketlerden okuduğu kısmıyla Merkez Bankası 14'ün üzerine geçmesine izin vermeyecek algısı vardı. Aslında böyle bir açıklama yoktu. Piyasa evet. bunu kendi kendine oluşturmuştu. Hepimiz aslında bu fikirdeydik. Bundan sonra ne olur? Önümüzdeki argümanlar içerisinde tabii dünya genelinde faiz kararları gelecek dedik ama bizi en çok ilgilendiren kısım Fed tarafı. Fed'in 14-15 Aralık'ta toplantıları var. Yaklaşık gece saatlerinde, Türkiye saatiyle gece 10.30 civarlarında da basın açıklaması yapılacak. Faiz kararını hep birlikte öğreneceğiz. Burada Fed'in atacağı adımlar var ve Türkiye'de de para politikası kurulu toplanacak. Perşembe günü faiz kararı Türkiye'de de açıklanacak. En önemli veri aslında yönünü tahmin edeceğimiz en önemli iki veri bunlar diye düşünüyorum. Diğer gelen veriler de etkileyecektir illaki ama tamamen piyasa faiz kararlarına kilitlenmiş durumda. E, tahmin etmesi çok çok zor bir süreç. Ama e, baktığımız zaman ben Fed'in yine pas geçeceğini Türkiye'de de e, artık yavaş yavaş pas geçirme ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ben yıl sonuna kadar e, çok afaki yükselişler bu dakikadan sonra olacağını düşünmüyorum. Merkez Bankası'nın da buna müsaade edeceğini düşünmüyorum. Ama cari denge çok önemli. O da açıklanacak. E, cari denge tarafı da çok önemli. Çünkü e, baktığımız zaman ekonominin kilitlendiği noktada burası bir şekilde ihracat ihracattan gelen doların ithalata giden kısımdan daha büyük olması gerekiyor. Ve yeni ekonomi politikasının daha uygulanabilir olması gerekiyor. Baktığımız zaman doların önünü bu derece açarak devam edeceklerini çok fazla düşünmüyorum. Kuvvetli ihtimal pas geçecektir diye düşünüyorum. Ama bunu gerçekten pas geçecek diye net bir cümle olarak sarf edemiyorum. Sadece rakamsal öngörüler ve hafta sonu ee, Sayın Nebati'nin Nebati'nin iş adamlarıyla yaptığı toplantı içerisinde çok fazla söylem var. Yani basına yansıyan kısmına baktığımız zaman iş adamlarının bu doların yüksek kur e, seviyesinden ve dalgalanmalardan rahatsızlıklarını dile getirdiği, e, Sayın Nebati'nin yeni ekonomi modeliyle, ülkeye döviz girişiyle bunu hep birlikte e, durduracağız, engelleyeceğiz söylemleri, pozitif açıklamaları da var. İş adamları ikna oldu mu? Ee, tabii ki bunu net bir şekilde bilemiyoruz ama yaptıkları açıklamalarda en azından belirsizlik kalktı ortadan. Bizim açımızdan belirsizlik kalktı ortadan. Bundan sonra böyle biz de ona göre hareket edeceğiz, yatırımlarımızı buna göre yapacağız şeklinde açıklamalar yaptılar. O yüzden 14-15 aralığındaki yerde yılı tamamlamasını düşünüyorum ben. Ama aksi bir hareket gelip bir faiz indirimi gelirse 15'i de kıracaktır, 16'ya doğru harekete geçecektir. ...çok kritik iki hafta. Evet gerçekten çok kritik. Aslında şuna gelmek istiyorum Sayın Hocam... E, ...faiz artırmamak da... ...piyasaya bir olumlu mesaj vermeyebilir. Çünkü e, dolar endeksinin yükselmesiyle... ...bir faiz artış, artırımı kararı gelirse... ...eğer ABD tarafından... ...bu sefer o zaman doların önünü almak... ...çok daha güç olabilir. Bu sefer baktığımız zaman... Merkez Bankası'nın elindeki enstrümanlar neler diye sorduğumuzda dövizin aşağı çekilmesinde işte dediğiniz gibi biraz önce yabancı para girişi ancak bu kısa vadede olacak bir şey değil ki Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen o olumlu seyri çok da uzun yaşamadık aslında. E peki ne yapabilir? Faiz artırımı yapabilir ama ona da çok sıcak bakmıyorlar. Yani Bu süreçte aslında elinin kolunun bağlayacağı nokta 18-17'ler seviyesi. Eğer olur oraya gelirse bir faiz artırımı yaşanabilir mi? E ee, ben kısa bir zaman dilimi içerisinde bir faiz artışı beklemiyorum. En azından ilk çeyreğe kadar, 2022'nin ilk çeyreğine kadar bir faiz artışı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bunu yaptığınız anda faiz indirimi kadar aksi bir tepki verecek piyasa. Neden verecek? Bunu mevcut güveni tamamen yitirmiş olacaksınız. Türkiye'nin ekonomi politikası budur. Bu şekilde devam edeceğiz diye ısrarla söylemler yaparken üzerine bir faiz artışıyla girip olayı yine eskiye çevirirseniz güven unsurunu tamamen yitirmiş olursunuz. O yüzden ben kısa vadede bir faiz artışı beklemiyorum. Ama faizin bu ay pas geçilmesi ihtimali biraz daha doların e, artık daha da güçlenerek devam etmesi TL karşısında e, planları suya düşürebilir. O yüzden faiz indirimi yerine pas geçme ihtimalleri var. Ama faiz yükseltme ihtimalleri yok. Umarım da bu dakikada yükseltmezler. E, bu dakikada yapılacak bir faiz yükseltimi Piyasaları daha da kötüye götürür çünkü bütün imajınızı sarsar, bütün verilen sinyalleri terse düşürür. Bizim derdimiz ne? Yabancıyı buraya getirmek. Ama önce bir sonraki ayı tahmin etmeyen yabancı, sizin politikalarınızı bilmeyen yabancı bu ülkeye yatırım yapmaz. O yüzden pas geçmek daha mantıklı bir süreç olacaktır bu dakikadan sonra. Peki meraklı bekliyoruz. Acaba ne karar verecek Merkez Bankası? Şu şapkayı takıp işte Merkez Bankası bağımsızdır diyerek belki de böyle bir işe de girişebilirler. Çünkü zamanında yaptılar sizler de biliyorsunuz. Kesinlikle. Yani ne olacağı bilinmiyor. altın tarafında hocam ne bekliyorsunuz? Yani ilerleyen günlerde bu hafta nasıl bir seyir olacak? 1785 dolar seviyelerine geldi. Ancak 1800 dolar seviyeleri aşılır mı? Ne görüyorsunuz? Ee, bunlar da bahsettiğimiz gibi aslında, aslında dinlenme sürecindeler. Yani... FED çok önemli burada. Geçtiğimiz hafta Cuma'ya ben çok dikkat çektim. Burada Amerika'dan gelecek enflasyon oranları. Enflasyon oranlarının, Amerika'daki enflasyon oranlarının aslında bizim için hiçbir ehemmiyeti yok. Ama enflasyon gelen rakam enflasyon rakamlarına göre Fed'in faiz arttırıp arttırmayacağı, bununla ilgili takvimi öne çekip çekmeyeceğini aslında tahmin etmeye çalışıyoruz biz. Diğer gelen bütün argümanlar gibi yani istihdam verileri de aynı şekilde. Fed'in faiz artışı kararını tahmin etmeye çalışıyoruz. Burada e, altının bekleme süreci de bu. Neden etkilenmedi? Çünkü beklentiler dahilinde geldi. Yani artış geldi. Ama piyasanın öngördüğü, beklediği kadar bir artış geldi. O yüzden ons altını etkilemedi. Ama Dediğim gibi artık şunu bir düşünmeye başladı. Faiz kararını düşünecekleri, bekleyecekleri. Fedin ne zaman faiz artışına girişeceğine artık herhalde doğrudan faiz toplantısında karar verilecek. Varlık alımlarındaki azaltım süreci de bunun için çok çok önemli. 120 milyar dolar civarındaki varlık alımlarını Geçtiğimiz ay 15 milyar dolar azaltmıştı ve çoğaltarak devam edeceğiz demişti. Bu da önemli. Yine 15 milyar dolar mı azaltacak, beklemeye mi geçecek yoksa 15 milyar, do, milyar doları daha da mı büyütecek? Çünkü takvimlerine göre 2022'nin ilk e, ikinci e, çeyreğinin sonunda bu süreci bitirmiş olmaları gerekiyor ki ondan sonra faiz artışına başlasınlar. E, ama e, dediğim gibi gelen veriler herhangi bir piyasanın tahminde bulunmasını engelledi. Ee, yükselen bir enflasyon var ama beklentiler dahilinde yükselen bir enflasyon var üfede iki haneli rakamları görmeye başlayacaklar bugün açıklanacak ee, hemen sınırında tahminler 9.8 civarında ama e, çift haneleri görmelerine ramak kaldı Amerika' için çok e, sıkıntılı e, süreçler son evet. 40 yılın en yüksek enflasyon oranıyla mücadele ediyorlar. Hakeza Avrupa tarafı da aynı şekilde son 30 yılın en yüksek enflasyon oranıyla e, mücadele ediyorlar. E, Amerika olarak olayı daraltmayalım. Biraz daha açalım çünkü İngiltere'den de gelecek bunda rezerv para, Japonya'dan da gelecek bu da rezerv para ki dünyanın en büyük ekonomilerinden bahsediyoruz. Bunun dışında Euro bölgesinden gelecek rakamlar da bütün global anlamda bütün yatırım araçlarını etkileyecektir. Olayı yatırım olarak değerlendiriyoruz. Biraz diğer taraftan baktığımız zaman da gerçekten yatırım dışında da insanların hayatını negatif etkileyecek süreçlere girilebilir. Peki. Evet, e, Brent petrole geçelim hocam. E, çünkü vaktimiz daraldı. <laughs> evet. e, bir diğer veri de var. Hem Brent petrolü değerlendirin istiyorum hem de e, sanayi üretim endeksini bunları birbirine bağlayarak değerlendirirseniz sevinirim. Evet, Brent petrol tarafında e, konunun başında da söylediğim gibi bu 1-2 dolarlık hareketleri çok fazla e, şey yapamıyoruz e, üretimle alakalı değerlendiremiyoruz. Çünkü OPEC'in bugün de bir aylık raporu var. Bugün açıklayacaklar. Üretimle alakalı herhangi bir çoğaltım sürecine girmiyorlar. Azaltmıyorlar da, çoğaltmıyorlar da. Biden'ın da orada çıkışlarına şahit olduk ama artık orada da daha sakin bir süreç var. O yüzden bu küçük hareketlerin daha çok yatırımla alakalı kısımdan geldiğini düşünüyorum. Bu yılı bu şekilde kapatacaklar. Ocak ayı ...daki tavırları önemli. Neden önemli? Ee, çünkü... ...üretimi arttırıp... ...arttırmayacaklarını biraz daha Ocak ayında göreceğiz. Biraz da varyantlar konusu... devreye giriyor. Soru işaretleri var. Ülkemize de... E, ...ne yazık ki görüldü bu varyant. Ne kadar etkileyecek? Aşılar ne kadar etkili? Yapılan açıklamalar piyasaları sakinleştirmek için yapılan açıklamalar mı? Bir kapanma sürecine... ...ya da üretimi olumsuz anlamda... ...etkileyecek süreçlere bizi sokar mı? Dünyayı... Gerçekten çok ciddi derecede olumsuz etkiler bu. O zaman Brent petrol ile alakalı çok farklı rakamlar görmeye başlarız. Ama bu süreç devam ederse 85 dolarlara doğru bir hareket göreceğimizi düşünüyorum ben. Yılın son dönemlerinde çünkü burada Brent petrolün de bir yatırım aracı olduğunu unutmayalım. Tüm emtia grupları artık bir yatırım aracı sadece evet. üretim faktörü olarak değerlendirmeyelim Diğer taraftan baktığımız zaman Türkiye'de sanayi end, üretim endeksleri de açıklandı. <laughs> Güzel rakamlar gözüküyor, e, artışlar olarak ama detaya girdiğimiz zaman yüksek teknoloji ürünlerde Ekim ayında bir önceki yılın Ekim ayına göre çok ciddi düşüş var. Zaten e, üretim anlamında yüksek teknolojide sıkıntılı e, bir ülkeyiz. gerçekten bunu başaramıyoruz. E, ama önceki yıla göre baktığımız zaman daha da e, düşmüş ciddi derecede düşmüş bir endeks karşımıza geldi. Onun dışında dayanıksız tüketim mallarında bir artış var. Dayanıksız tüketim malları dediğimiz şudur. Ömrü bir yılın altında olan eşyalardan bahsediyoruz. Bir yılın üzerinde olduğu zaman dayanıklı tüketim malları olarak geçiyor. Yani beyaz eşya, otomobil gibi ürünleri, ürünleri kapsayan bir gruba geçiyor. Yani gelen veri her ne kadar iyi gibi gözükse de alt endekslere baktığımız zaman ne yazık ki bir önceki yılın Ekim ayına göre sanayi üretiminde bir azalma var. Kur kaybının bunda çok çok etkisi var. Çünkü biz ihracat rakamlarımızı arttırıyoruz ama kur tarafındaki kayıplar bizim zaten sıkıntılı olduğumuz yüksek teknolojide rekabet gücünü arttırmıyor. Çünkü yüksek teknolojide markalaşmanız gerekiyor. Markanız olmadığı için kur ne kadar değersizleşirse siz artık daha düşük teknolojili ürünler satabilir hale geliyorsunuz. Ülkeye giren döviz miktarı aslında katma değer sağlamıyor derken bunu kastediyoruz. Kurla değil markalaşmayla kaliteli ürünle Çin'e değil Almanya'ya rakip olmamız gerekiyor bizim onlar gibi üretim yapmamız gerekiyor ki katma değeri yüksek olsun yapılan ihracatlarda da katma değerin yüksek olduğunu görebilelim diye. Eksi %10 değil mi hocam? Evet eksi %10 civarında geldi yüksek teknolojili ürünlerle ilgili endeks. Kötü bir veri umarım düzelir ama yeni ekonomi, politika, ekonomi politikası içerisinde Sayın Numan Kurtuluş da bu konuların içerisine girdi bu arada. AK Parti tarafında ciddi derecede açıklamalar geliyor hem ile alakalı hem de yeni ekonomi modeliyle alakalı. Ki Cuma günü Ahmet Sorgun Bey de bizlere söylemişti. Evet, evet. TÜİK tarafındaki verilerin soru işaretlerine bugün girmeyelim. Gerçekten evet. çok fazla çok fazla konuştuk. Ee, TÜİK yetkililerinden açıklama gelecektir. Umarım ki gelir. Ee, ama diğer taraftan baktığımızda yeni ekonomi politikası sadece cümle kelimeler olarak istihdam, üretim, ihracatla kalmıyor. Ee, AK Parti'nin bu model içerisindeki plan projeleri arasında yüksek teknolojide e, önemli bir kalem olarak önümüze çıkıyor. Umarım başarılı olurlar. Ee, baktığımız zaman yüksek teknolojizik kısmında başarılı olurlarsa e, hedeflerine de ulaşırlar. E, ama tabii kolay bir süreç değil. Dünyada çip sorununun olduğu, tedarik sıkıntılısının had safhada olduğu bir dönemde bu politikanın tutması için sadece sizin çabanız yeterli olmayacaktır. Dünyanın da belli bir e, çizgide artık yavaş yavaş düzelmeye doğru gitmesi gerekiyor. E, ve artık insanların kandırılmasından da vazgeçilmesi lazım. Yani e, Fed'in e, biz hep konuştuk Enflasyon geçici, enflasyon geçici. Avrupa'da aynı şekilde dünyayı yöneten, parayı yöneten ülkeler artık bu söylemlerini geri çekmeye başladılar. Enflasyon orta vadede kalıcı. Buna göre önlemimizi alalım. Para politikalarını da bireysel olarak da, ülke yönetimleri olarak da bu şekilde yönetmemiz daha doğru olacak. Yavaş yavaş bu cümleler de gelmeye başladı zaten. Evet pekala. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. sağ olun. Evet böylelikle BBM Finans Programı'nın bugünlük sonuna geldik. Ekonomistler de özel piyasaların nasıl şekilleneceğini dinlemiş olduk. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.